Aydın Milletvekili adayımız Sayın Ayfer Demirel'le beraberiz. Kendisi milletvekilinde ikinci sırada. Bugün onunla bir pazar sohbeti yapıyoruz. Merhabalar Ayfer Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ayfer Demirel kimdir? Ayfer Demirel, üç çocuk annesi. Batman'da doğmuş. 18 yaşında Söke'ye gelmiş. Çocuk gelişimini okumuş. Evli, hem anne, hem emekçi, hem kadın, bütün bunların içerisinde siyasetçi, kadın hakları savunucusu bir kadındır. Siyasi özgeçmişinizde bir... Ben yıllardır, yaklaşık öyle diyeyim, 18 yaşından beri halkların mücadelesi içerisinde yer almış, aktif olmasam da. 18 yaşından itibaren burada. Bir takım sıkıntıları gördüm. Kendi emeğimizin karşılığını alamadı. Öğrencilik yıllarımızda baskılara maruz kaldığımız dönemlerde fark ettim bu durumu. Kendimizi siyasetin içinde bulduk. 18 yıldır aktif olarak çalışıyorum. Didim, Aydın ve çevresinde. Sonunda kadın hakları üzerinde çalışmalar yürüttüm. Çünkü en çok ezilen kadınlardı. Onu fark ettim. Çocuklardı. İstismara uğrayan çocuklardı. Eğitim anlamında eğitim sistemini eleştirdiğimiz birçok yönüyle eğitim çalışmalarında olduğum süreçler var. Çocuk gelişim bölüm mezunuyum. Okullarda 3 tane çocuk olunca sürekli okullarda olmak zorunda kalıyorsunuz ve oradaki çocuklar arasındaki eksiklikleri hissediyorsunuz. Öğretmen olsun, müdür olsun, eğitim çalışanları olsun ve sistem olsun. Gerçekten çok sıkıcı durumlarla karşılaştık. Bunları düzeltmeye çalıştık veliler olarak. Ondan sonra da işte kendimi kadın örgütünde buldum. Kadın çalışmalarında buldum. Kibele'yi kurduk. 4 yıl önce Kibele'yi kurduk. Kadın kimliği üzerinden gitmemin tek nedeni siyasi düşüncesi ne olursa olsun. Bizim için sadece kadın kimliği üzerinde durduğumuz, kadın kimliği önemli bizim için. Yani bu bir MHP'li de olabilir, bir AKP'li de olabilir, bir CHP'li de olabilir, bir HDP'li de olabilir, hiç fark etmez. Bugün devletin baskısı gene kadınlar üzerinde. Erkek babanın baskısı kadınların üzerinde, abinin baskısı kadınların üzerinde. Bütün bunlara muhalif olmak istedim. Erkek egemenliği bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yani eğer seçilirseniz siz de yer alacaksınız. Zorluk yaşayacaksınız bir kadın olarak. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir baktığınız zaman AKP 16 yıldır iktidarda ve bu ülkeyi yönetiyor. Ve kadınlar üzerinde ben görmüyorum hiçbir pozitif bir çalışma yok. Sadece nedir? Kadınlar gülemez, kahkaha atamaz sokakta. Üstüne başına, yani yatak odalarımıza kadar girdi. 3 çocuk değil 5 çocuk. Bu tür söylemler bizi rahatsız etti. Ve kadın siyasiler üzerinde bir baskı var ki mecliste de görüyoruz. Kadın siyasetçilerin ağzından her çıkan kelimeye bir dava açılıyor. Bizler yerellerde çalışan kadınlar her konuşmamızda ya Cumhurbaşkanlığına hakaretten dava açılıyor, ya evlerimiz basılıyor, ya içeri atılıyoruz. Yani bunların hiçbiri bence olmamalı. İnsanlar kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeli. İfade özgürlüğünde hiç kimsenin tutuklanması doğru değildir. Demokratik bir Türkiye'de yaşıyorsak eğer, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü denen şey var. Yani bunları da ben açıkçası 16 yıldır göremiyorum. Daha öncesi de var bunun tabii ki ama hani demokrasiyi getireceğiz, kadın haklarını getireceğiz diyen bir iktidar bugün kahkahalarımıza, sokağa çıkmamıza izin vermiyorsa bunda bir sıkıntı var. O yüzden diyoruz ki kadınların nasıl ki evlerini yönetebiliyorsa bu ülkeyi de bizler yönetebiliriz. Barıştan yana,
kardeşlikten yana bir kadın içgüdüsüyle hareket edildiği zaman inanın bu ülkeyi bizler değiştireceğiz. Şimdi HDP'li vekil adayı olarak HDP Türkiye Partisi'dir cümlesini bir açıklar mısınız bize? Evet, HDP Türkiye Partisi'dir. Türkiye halklarının ezilen, sömürülen, sol, sosyalist, dindar, her kesimin kendisini içinde bulabileceği bir tüzüğü vardır. Ama ne yazık ki bu medyada sürekli Kürt Partisi olarak lanse ediliyor. Fakat Kürtlerin de içinde olduğu bir partidir. HDP bir mozaiktir, bir şemsiyedir. Kürtler de altında bulunması gereken, ezilen, sömürülen bir halk olarak bulunması gereken bir partidir. Tabii ki bizler de herhangi bir etnik köken ayırt etmeksizin, burada Alevisi de var, Türkü de var, Kürdü de var, Lazlı da var, Çerkezi de var. Yani Türkiye'nin bütün halklarının içinde olması gereken kendi haklarını, emeğini, bütün herhangi bir şeye karşı, soruna karşı çözüm bulabilecek bir yer diye düşünüyorum ben HDP'yi. Kendimi orada buldum yani. Kadın hakları üzerinde özellikle eş başkanlık sistemini Türkiye'ye HDP getirdi. Bu da çok çok önemli bir durum kadınlar için. Bugün fermuar sistemi var adaylık sürecinde de fermuarlık sistemini uyguluyorlar. Bir kadınsa ikincisi erkek, bir erkekse ikincisi kadın. Yani kişiler üzerinde ayrım yapmadan bunu eğer ortaya koyuyorsa bence bütün halkın da dikkatini çekmesi gerekiyor. Kadınlar üzerinde kadına destek sunması gerekiyor. Evet, kadın hakları ve özgürlüklerini savunucuların arasında ilk başta gelenlerdensiniz. Özellikle Didim'de. Sizi bu konuda alanlarda sık sık görüyoruz. Peki meclise girdiğiniz zaman bu konuda ilk yapacağınız şey nedir? Didim'e ben 18-20 yıldır yaklaşık Didim'de yaşıyorum. İnanın kadınlar kendi aralarında bir ayrışma yaşıyoruz. Sen Kürtsün, aman o HDP'lidir, aman o CHP'lidir, o AKP'lidir. Bizler kadınlar olarak, kız kardeşler olarak birbirimize destek sağlamalıyız. Dayanışma içerisinde olmalıyız. Yani bir kadın kimliği ön planda olması gerekiyor. Bugün ben kadınlara destek sunuyorsam, onun herhangi bir siyasi düşüncesini yargılamadan destek sunuyorum. Hiç fark etmiyor. Benim için siyasi düşünce hiç önemli değil. O kadın şiddete maruz kaldıysa hepimiz, bütün kadınların ona destek sunması gerekiyor. Hukuki anlamda olsun, ne olursa olsun onun yanında yer almalıyız. HDP eş başkanı Pervin Buldan ülkemizin başkanlık sistemine hazır olmadığını ifade etti. Gerçi çoğunluk hep bu düşüncede ama sizin bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Türkiye evet hazır değil. Belki uzun yıllar gerektirecek. Çünkü başkanlık sisteminde demokrasi var. Adalet var. Gerçek adalet var. Öyle diyeyim. İnsan ayrımı yok. Emek var. Bunu da Türkiye şu durumda aşması mümkün değil. Çünkü şu an OHAL sürecinde bir seçime gidiyoruz. Yani demokrasi ülkesi olan bir ülkede OHAL sisteminde siyaset yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Yani çünkü bir kesime OHAL uygulanıyor. Bir kesim istediği şekilde siyasetini yapıyor ama bir kesime OHAL uygulanıyor. Bu durumda başkanlık sistemini biz önemsiyoruz. Fakat şu anki mevcut bulunan iktidarın istediği bir başkanlık sistemi kesinlikle doğru değildir. Hazır OHAL'den bahsederken OHAL'in bu kadar uzatılması, bu OHAL durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi AKP iktidarı benden olan benimdir. Şiarıyla bugün OHAL'i sürekli uzatıyor. Fakat demokrasi, dediğim gibi demokrasi eğer varsa OHAL'e gerek yok.
Eğer o hal varsa demokrasiden söz etmek mümkün değil. Bir kesime uygulanıyorsa benden olan istediğini yapsın. Benden olmayan teröristtir anlamında bugün siyaset yapıyoruz. Çok zor şartlarda siyaset yapıyoruz. Yani o hal herkes, o halse herkes için o haldir. Değilse de herkes için değildir. Yani o hali gerektiren bir durum da yoktur ortada bence. Bir kadın olarak o hali gerektiren hiçbir durum yok ortada. Yani ben o hale karşıyım. Didim'de yaşıyorsunuz. Evet. Ve seçilirseniz mecliste Didim'de temsil etmiş olacaksınız. Didim için mecliste herhangi bir planınız veya yapacağınız bir şey var mıdır? Didim için ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi HDP bir Türkiye Partisi'de ve Türkiye'de halkların yaşadığı yerellerde halkların isteği üzerinden gider. Biz kendimiz, biz şunu yapacağız, bunu yapacağız diye vaatlerde bulunmayız. Bulunmamamızın tek nedeni de halktır. Halk kendi isteği doğrultusunda, kendi ihtiyacı doğrultusunda bize öneriler sunar. Bizler halkla birlikte bu önerileri dikkate alarak Didim'in ihtiyacı olan her şeyde olacağız. Yani şu anda mesela seçilirseniz çoğu zamanınız hep Ankara'da geçecek, mecliste geçecek. Buradaki halk size ulaşabilecek mi? Kesinlikle. Yani ben daha dün de Aydın'dayken özellikle kadın arkadaşlar, ya işte siyasiler geliyor buraya, seçilip gidiyorlar. Ondan sonra biz ulaşamıyoruz. Kendi sorunlarımızı çözmek için ulaşamıyoruz. Telefonlarına cevap vermiyorlar falan diyorlar. Ama ben asla böyle bir olmayacağım. Çünkü ben siyasete girdiğim günden beri halkla birebir görüşen bir insanım. Sorunlarını birebir dinleyen bir insanım. Bir kadınım ayrıca. Ve çok Ankara'da kalmayı düşünmüyorum açıkçası. Burada halkla birlikte sorunları çözmek için uğraşacağım. Son kez bir soru sormak istiyorum. HDP Genel Başkanı Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu kadar zaman hala içeride olması, Cumhurbaşkanı adayı ama içeriden yürütüyor. Bu konu hakkında da bir görüşleriniz alabilir miyiz? Şimdi Selahattin Demirtaş eğer bir suçluysa suçu nedir? Bir milletvekili kendini ifade ediyorsa, halkını ifade ediyorsa alanlarda bu suç olmamalıdır diye düşünüyorum. Eğer Demirtaş suçluysa neden Cumhurbaşkanı adayı seçildi? Eğer Cumhurbaşkanı adayı seçildiyse neden içeride? Bunların hepsini tabii ki halk soruyor. Madem suçludur, neden Cumhurbaşkanı adayı seçildi? Kesinlikle biz dışarıda olmasından yanayız. Hani birinin elini kolunu bağlarsın, arenaya çıkarırsın, sürekli yumruklarsın. Yani bu böyle bir şey. Bugün Demirtaş'ın eli kolu bağlı ama bütün Türkiye, bütün dünya diyeyim, bugün Demirtaş'ın yanındadır. Çünkü eli kolu bağlı, cezaevinde tutuluyor, kendini ifade edemiyor, halkını ifade edemiyor. Böyle bir seçim ne kadar doğru? Olması gerekiyor. Dört aday nasıl kendini ifade ediyorsa, sokaklarda, alanlarda, mitinglerde nasıl ifade ediyorsa, Sayın Selahattin Demirtaş'ın da bunları yapması gerekiyor. Bu hakları, hakların ona da tanınması gerekiyor. Kesinlikle tanınması gerekiyor. Bir şey merak ediyorum. Şimdi aday adaydınız ve belli bir mülakatlar, şeyler sonucu aday oldunuz. O anda neler hissettiniz? Açıkçası üçüncü dönem adaylığı, ben bunu düşünmemiştim. Bu dönem hiç düşünmemiştim. Çünkü çok zorlu süreçlerden geçtik. Sizler de Didim'de yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Çok siyasiler, özellikle HDP'liysen çok büyük bir yük altındasın. Sürekli evin basılıyor, gözaltına alınıyorsun. Kadın arkadaşlarımız içeride kaldı 4-5 ay. Yani sürekli bir baskı altındasın. Ha, biz bu baskılardan dolayı geri çekildik mi? Çekilmedik. Çünkü biz halklardan yanayız. Biz emekten yanayız. Biz halkın savunucusuyuz. Ayrıca
yanlış yaptığımızı, yasa dışı bir şey yaptığımızı kesinlikle düşünmüyorum. Hala da yaptıklarımızı hala da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü yasal çerçeveler içerisinde biz yaptık. Bugün eğer yasa dışı deniyorsa emin olun ki iktidardan yana olmadığımız için yasa dışıdır bu tür olaylar. O yüzden ben bu dönem düşünmemiştim. Fakat sağ olsun arkadaşlarım gene bu teklifi getirdikleri zaman heyecanlandım. ve kabul ettim. Olmam gerektiğini düşündüm. Kadınların daha çok siyasette yer alması için olmam gerektiğini düşündüm. Ve kadınlara her zaman siyasette her alanda önlerde olması için de uğraşacağım, çalışacağım. Hayırlı olsun diyelim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.